ODTÜ'deki mezuniyet töreninde özel güvenlik görevlisinin bir kişiye kafa attığı görüntüyü ekranlarınıza getirmiştik. Skandal görüntüde şiddete uğrayan o kişinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın oğlu Profesör Doktor Ataç Baykal olduğu ortaya çıktı. Ataç Baykal yaşadığı o olayı anlattı. Girerdin giremezdin falan derken küt diye kafa attı. Yediği kafa darbesi Show Haber'de böyle ekrana gelmişti. Çok tartışılan olayda darp edilen ismin kim olduğu ortaya çıktı. ODTÜ'deki güvenlikçi terörünün mağduru CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal'dı. Çok da sert bir kafa attı. Alnım yarıldı. Profesör Doktor Ataç Baykal Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisi. Eşi de ODTÜ'de rektör yardımcısı. O gün Devrim Stadı'ndaki mezuniyette bir olay olduğunu düşündü ve eşini görmek istedi. Alelacele evden çıktı. Kimliğini evde unutmuştu. Şu halanmalar falan olunca ben de olay olabilir diye bir hani yardım olur diye gittim. Kimlik almadım yanıma. Böyle bir güvenlik terörü var ODTÜ'de. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Aldığı darbeyle Baykal'ın alnı yarıldı. Polis çağırmak istedi ama o isteği de ODTÜ'ye polis giremez diye reddedildi. Polis giremez diye bir kavram var. ODTÜ'ye polis almıyorsun, seni koruyan güvenlik görevlisi de bu işte. Ve Baykal'ın oğlu son şoku da kendisini darp eden güvenlik görevlisi hakkında şikayetçi olunca yaşadı. Çünkü o ismin bir de benzer bir suçu ve hapis cezası vardı. Aynı suçtan hapis cezası var, tecil edilmiş. Baykal'ın oğlunu darp eden güvenlik görevlisi çıktığı mahkemede serbest bırakıldı. Güvenlik terörünün kurbanı Ataç Baykal'sa işin ucunu bırakmamaya kararlı. Bu görüntülerde yargılama sürecinde delil olacak.